Cümleten Selamünaleyküm sevgili dostlar. Sponsorumuz golva.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Hala şurayı 23.800 yapmadan aşk olsun. Neyse sözü fazla uzatmadan başlayalım. Fenerbahçeliler heyecanla bekliyordu. Pazartesi açıklanıyor. Bakın son dakika gelişmesi bu. Fenerbahçe transfer haberi de desek yalan olmaz. Çünkü Fenerbahçe artık e, transferde bir yere geldi. Biz de elimizden gelince haber veriyoruz. Süperlik'te sezonu biliyorsunuz ikinci sırada tamamladık. Yeni sezon yapılanmasına başladık. Ve Öncelikli hedefimiz aslında bakarsanız teknik direktör gibi gözükse de bence öncelikli hedefimiz teknik direktör değil. Çünkü teknik direktör bana kalırsa açıklandı. Ve ee, artık öncelikli hedefimiz ilk etapta şampiyonlar liginde gruplara kalacak bir kadro oluşturmak diye düşünüyorum. Atikli'nin Yusuf Dursun Fenerbahçe'de açılan son dakika gelişmelerini açıklamış diyor haberde ama çok kısa şeyler var. Hani Fenerbahçe'de şu anda gözler kesinlikle Ali Koç'ta, değil mi? Kesinlikle şu anda gözler Ali Koç'ta ve teknik direktör konusundan e, Jorge Jesus, İsmail Kartal isimleri anılırken, hani hepinizin malumu ki Jesus ismi bir adım önde, Mesut Özil konusu, karmaşa. E, ve birkaç gün daha bir şeyleri bekleyeceğiz özellikle teknik direktör konusunda pazartesi iyi bekleyeceğiz ee, ama ben diyorum ki yine bana kızacaksınız ya kızacaksınız ben diyorum ki ee, ya neyse ben bir şey demeyin bana kızacaksınız birkaç gün daha bekleyecek bekleyeceğiz gibi duruyor teknik direktör onu söyleyeyim şimdi 5-6 oyuncu olabilir demişti Ali Koç. Tosan'ın vedası malum. Şimdi bakın arkadaşlar haberi yapan Yusuf Dursun kardeşimiz pazartesi açıklanıyor diyor. Haberde pazartesi açıklanacak hiçbir şey yok. Sadece Ali Koç'un bir cümlesi var. Onu da yanlış anlamış. Ali Koç pazartesiye kadar açıklarız diye düşünüyor. Şimdi 28 Mayıs'ta Fenerbahçe'de mali kongre var. O kongrede ibra edilmesi lazım yönetimin. Şimdi Ali Koç size bir mantık söyleyeyim. Hepiniz bana katılacaksınız. Yani hepiniz diyeceksiniz ki hocam kesin 28'inde açıklar. Niye? Federasyona bir sistemde bulundu mu? Takımlara sistemde bulundu mu? Trabzonspor'a sistemde bulundu mu? Sisteme sistemde bulundu mu? Diğer takımlara sistemde bulundu mu? Beş yıldız için sistemde bulundu mu? Financial fair play için harcama limitleri için sistemde bulundu mu? Hakemler işte MHK yapılanması şu bu. Ee, sadece kimlikle sınavsız hakem olanlara sistemde bulundu mu? Her yere sistemde, siyasete sistemde bulundu mu? Ana muhalefete, iktidara sistemde bulundu mu? Ee, dün de aslında hani 23'te başladı program, 2 gün sürdü. Ama 2 gün önce başlayan programda e, bazı Fenerbahçe düşmanlarına da sistemde bulundu mu? Bulundu. Baktığınız zaman Ali Koç şu anda camiayı arkasına almış durumda. Eğer benim tanıdığım Ali Koç bu kadar şeyi arkasına almışken... 28 Mayıs günü çıkıp da biz şununla anlaştık ya da bizim anlaştığımız teknik direktör sözleşmesi tam olarak bittiği gün açıklayacağız demezse ayıp etmiş olur. Açıkçası ben 1 Haziran'da bekliyorum teknik direktör açıklamasını. Haberiniz olsun. Acur Gecesuz açıklamasını. 1 Haziran'da bekliyorum. Hocam çok geç olur. 14 Haziran'da takım kampa girecek falan. Arkadaşlar küçücük bir şey söyleyeceğim size. Minicik bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe'de bugün kim satılır? kim sanayi o değil mi? Crespo hani gitmesini istediklerinizden bahsedeyim Novak Berisha işte Gustavo değil mi Ozan Tufan Mesut Özil peki kaçını kampta e, görmek ister yeni teknik direktör aynı şeyi dünyadaki bütün takımlara uygulayın o yüzden şu aralıklarda yani Şimdiden başlayıp Haziran'ın 15'ine kadarki aralıklarda bizde dahil, Fenerbahçe'de dahil, diğer takımlar da dahil çoğu transfer yapamayacaktır. Çünkü futbolcu tatilde olacaktır, menajer bir şeyler yapacaktır. Ee, onu söyleyeyim. Hani çok da endişeye mahal verecek bir durum yok. Şimdi Ali Koç demişken, Ali Koç yargı modunu açtı. Saplamalara başladı, şey, konuşmalara başladı, hesaplamalara başladı. Saplamalar hesaplamalar pardon. Ve Rasim Ozan Kütahyalı'ya flash sözler sarf etti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç konuk olduğu canlı yayın programında eski FET şeyci Galatasaraylı Rasim Ozan Kütahyalı için flash ifadeler kullanıyor. Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol isimli programa konuk oluyor. Ve derinden derinden birilerini yaralıyor Ali Koç. Hani 3 Temmuz için özellikle açıklama yaparken Ali Koç'un gözlerinin büyüdüğü ve karşısındakine gözlerinden ateş ettiği dikkatlerden kaçmamıştır. Rasim Ozan Kütahyalı 3 Temmuz'dan 4 yıl sonra Beyaz TV'de 2015'te şunları söyledi. 3 Temmuz olmasaydı Fenerbahçe'yi yerle yeksan edecektik. Galatasaray'ın önünü açamazdık. Galatasaray için neler yaptığımı en iyi Ünal Aysal bilir. Siz laf üretirken biz laf ürettik. Galatasaray 2011 itibariyle gömülmüştü. 3 Temmuz olmasa biterdi. Galatasaray Fenerbahçe'den çok geriye düşecekken bugün eşit seviyelerde onun bir medya ayağı da var değil mi? Biraz düşünün bazı şeyleri. Bunlar ne demek? Diyor Ali Koç. Bunun üzerinde Rasim Ozan Kütahyalı dansöz kıyafetini e, giymiş. Asena gibi. Galatasaray yöneticileri o dönem çok vardı. Onlar havaya girince ben de hatırlatmak istedim. Diplomatik değil dandun söyledim. 3 Temmuz'dan önce Fenerbahçe atılım kaydetti. 3 Temmuz'da Fenerbahçe yara aldı. Galatasaray boşluktan faydalandı. Galatasaray bu işin içinde değil. Esas hedef Aziz Yıldırım'ı yok etmekti. Bak. Hani e, Eskilerin bir lafı var. Allah bir insana ceza vermek istediği zaman onun akli melekeleri yerinden alır. Bu insan saçmalar. Öyle rezalet şeyler söyler ki kendi kendini ele verir. Hatalarını itiraf eder, suçlarını itiraf eder, günahlarını itiraf eder diye. Aklıma o geldi neyse. Neyse asıl hedef Aziz Yıldırım'ı yok etmekti. Dolaylı olarak Fenerbahçe'yi ele geçirme operasyonu. Ondan sonra Galatasaray'ın öne açıldı ama bu bir şanstı. Emin miyiz şans olduğuna? Fenerbahçe zaten sonuna kadar geldi. Süper finalde kaybetti ya da kaybettirildi. O zaman fanatik bir insandım. Şimdi objektifim fanatik Galatasaray'la Aziz Yıldırım karşıtı olarak bunları söyledim. Aziz Yıldırım çok tuhaf bir güçtü. Başka başkanları kontrol edecek kadar güçlü. Usulen o dava yanlıştı. Galatasaray 97'si ile ilgili Mehmet Ağar'ın da yüzüne söyledim. Rıdvan Dilmen de şahittir. 97'de de Beşiktaş'ın hakkı yenmiştir. Ee, Ali Koç dönemlerinde Fenerbahçe kollandı açıklamasını yapıyor. Ali Koç, Rasim Ozan Kütahya'nın açıklamasını. Aziz Yıldırım kul hakkı yemedi, suç işlemedi. Bir sene hapiste yattı. O zamanlar can derdindeydik, sizin programları izlemedik. Sanki Rasim Bey tesadüfen de olabilir spora girdi. Ki orada da diyor senin spora atılman Mehmet Baransoy'la birlikte 3 Temmuz sonrasında diyor. Ahmet Bey Rasim Bey'i spora soktu diyor. Aziz Yıldırım ile barışmanıza vesile olursam çok mutlu olurum diyor. Rasim Bey kendinizi çok ciddiye alıyorsunuz diyor Ali Koç. Ve hani Aziz Yıldırım'a ilgili açıklamalar için Aziz Yıldırım'ın adını ağzına alırken besmele çekeceksin diyor. Ve sen Zekeriya özünü heykeli dikmeye çalışan adamsın diyor. adamlık. Adamın dört harfi olamaz da hani başka harfleri olursa bile bilemem. Ali Koç bu şeye devam ediyor. Cumhurbaşkanımıza devlete göz dikiyorlarsa senin çok beğendiğin adamlar yüzünden oldu diyor. Kul hakkı yedin. Bu senin alnından silinmeyecek. Bir de koskoca Galatasaray camiasını bağlıyorsun. Aziz Yıldırım yemek isteyenler içerisinde sen de varsın diyor Ali Koç. Ergenekon, Balyoz hepsinde vardın. Bu işin medya ayağının en büyük sözcüsü sendin. İnsanları yaptıklarıyla sorumludur. Önce FETÖ'yü yücelteceksin. Sonra çökerteceksin. Yani yersen. Diyor. Bakın şurası çok güzel. Son yani anlarda tansiyon artarken diyor. Rasim Bey ailemin adını ailemin adını ağzına alana kadar her şey güzeldi. Daha bitmedi. Dışarıda da devam edecek. Futbolda temizlik lazım. İnşallah Allah basından da senin gibileri temizler diyor. İnşallah diyelim. Şimdi e, Aziz Yıldırım ile Ali Koç barışacak mı? Aziz Yıldırım ikinci bir adamdır. Bilginiz olsun. E, Aziz Yıldırım ikinci bir adamdır. öyle kolay kolay affetmez. Ama aynı Aziz Yıldırım perdelerini kaldırınca da kedi gibi bir insandır. Recep İvedik gibi. Ben Aziz Yıldırım'ın <laughs> dünkü yayını izledikten sonra perdelerini kaldıracağını düşünmüyorum. Ama en azından bir kıvama gelebileceğini düşünüyorum. O yüzden de 28 Mayıs'ı iple çekiyorum. Uğur Dündar'ın açıklamaları var. Bakınız Uğur Dündar'ında, Uğur Dündar'ı da Aziz Yıldırım'ın gönderdiği konuşmaları hatırlarsanız. Yani kulislerde böyle ifadeler vardı. Ee, Ali Koç bırakıyorum dese biz bırakmayız. Yani Uğur Dündar Ali Koç bırakıyorum dese biz bırakmayız diyor. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı biliyorsunuz Uğur Dündar. Ve Aziz Yıldırım Ali Koç hakkında açıklamalarda bulunuyor. Halk TV'de Ayşenur Aslan ile Medya Mahallesi'nin konuğu olmuş. Aziz Yıldırım Fenerbahçe tarihini gelmiş geçmiş en büyük başkanıdır. Bir efsanedir. Aziz Yıldırım geçmişin en büyük. Ali Koç ise geleceğin en büyük başkanı olacaktır demişimdir. Ben bu sözüme geri almış değilim arkasındayım. Ali Koç ekonominin bu durumda olduğu dolanın 16 liradan ötelere fırladığı süreçte sermayesi tertemiz son kuruşuna kadar vergilendirilmiş bir iş insanı olarak Fenerbahçe'ye başkanlık yapıyor olması son derece büyük bir şans. Ali Koç gitmek istese bile Fenerbahçe camiası olarak aman başkan nereye gidiyorsun dememiz lazım. Bir Ali Koç daha bulunamaz diyor. 100. yılında Fenerbahçe şampiyon yapmak için uğraşacağız diyor. Aziz Yıldırım'la ilgili çıkışını ben de çok takdir ettim. Bizim aile içindeki eleştirilerimiz yüksek divan kurulunda olur. Ya da kapatırız kapıyı. Ali Koç'un şu anda Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı yapıyor olması diğer kulüpler nezdinde bizim çok bizim için çok büyük şanstır. Tertemiz bir sermayenin temsilcisidir. Önümüzdeki yıl ise Cumhuriyet'in 100. yıldır. Biz bütün camiye olarak bu bölünmüşlükleri geride bırakıp 100. yılın şampiyonluğuna odaklanmış durumdayız. 100. yılda Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için uğraşacağız diyor. Uğur, Dündar. Şimdi baktığın zaman Fenerbahçe'yi nasıl şampiyon yaparsın? İyi kadro, iyi teknik heyet, iyi isimlerle. Şimdi Fenerbahçe'de iyi isim var mı? Ya da ne var? Mesela ben size bir örnek vereyim. Aklıma gelmişken. Berişan, Mergin Berişan. Berişan'ın Antwerp deplasmanda attığı yarım vole golü taraftar oylamalarıyla UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun golü seçiliyor. Hani uzman ekip Insigne'nin Lejya'ya attığı golü birinci, Berisha'nın golünü ikinci seçmişti oysa diyor. Şimdi Berisha'nın evet bitiriciliği müthiş o pozisyonda. Ama Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can'ın oradaki müthiş pastaşmaları. Hani İrfan Can kahvecinin biz diyoruz ya AAG'di yani asistin asisti. İrfan Can'ın o asistin asisti hareketleri. Hani anahtar pas kurulumları gerçekten kusursuz. Yani Fenerbahçe'ye ne lazım? Kalite lazım bir. İkincisi kaliteli ayakları tutmak lazım. Ee, mesela Andre Franco diye bir adam var. Fenerbahçe'de gündem oldu. Bu ismi maalesef elden kaçırıyoruz gibi geliyor. Haberiniz olsun. Hani kulübü de zaten uyandı. Biz bayağı bir şey yapınca yani biz bayağı istekli olunca. Ulan bunlar bayağı istekli. Bunlar futbolcudan anlıyor. Deyip <laughs> görüşme odasına çağırdılar Franco'yu. Yani büyük ihtimalle de Franco elden kaçacak gibi duruyor arkadaşlar. Ha bu çok önemli mi? Çok önemli değil. Senin elinde eğer Jorge Jesus'u becerebilirsin. Senin elinde Jorge Jesus olacak. Yani dünyadaki birçok sayılı futbolcuya gidip selamın aleyküm bizim teknik direktörümüz Jorge Jesus dediğin anda hani futbol teknik şey futbolcuların teknik direktörü bilmeme ihtimali neredeyse sıfırın altında. Misal bana şu futbolcu diyorlar. işte Woodgate diyorlar, şu diyorlar, bu diyorlar. Hangi takımda diyorum? Çünkü pes sağ olsun yeni şey çıkaramadı. Ya yani doğru düzgün bir şey çıkaramadı. Hal böyleyken de biz güncel kadrolara ulaşamadık güncel kadrolara ulaşamayınca da doğru düzgün bir şey anlayamadık. Değil mi? Oyundan. Ama bana deseniz ki Guardiola'yı biliyor musun? Bir yani. İşte Simeone'yi biliyor musun? Klopp. Değil mi? Yani çok çeşitli isimler var. Hani tek tek saymayalım ama dünyadaki birçok futbolcu ya da Jorge Jesus ismini sorun. Hemen hemen bütün futbolcular bilir diye düşünüyorum. Fenerbahçe'nin şansı bu. Hani pazartesi açıklanıyor lafını ee, çok doğru bulmuyorum. Ben biraz İran'da bekliyorum açık söyleyeyim. <laughs> Kusura bakmayın burada su içmem lazım. Kanala yeni abone olan arkadaşlar da diyordu lan bu adam ne kadar öksürüyor diye. Bizim bazı şifrelerimiz oluyordu eskiden sakal kaşıyordum öksürüyordum böyle önemli duyumlar olduğu zaman. Arkadaşlar da orada anlıyorlardı önemli duyum olduğunu. <laughs> öyle şeylerimiz vardı yani. Yesus olayında biraz İran derken öyle kafadan atmıyorum. Ha daha da önce olur inşallah da beklemetimiz sona erer. Hani durum bu. Mesut Özil'i konuştuk. Ben Mesut Özil'in gönderilmek istendiğini ama gitmeyeceğini düşünüyorum. Haberiniz olsun. Ee, Berişan'ın da aynı şekilde gönderilmek istendiğini takım aradığını düşünüyorum. Mert Hakan'la ilgili zaten Ali Koç bir açıklama yaptı. Satmıyoruz dedi. E, İrfan Can da keza. Yani uzun lafın kısası arkadaşlar. Bir şeylerin olması lazım. Aziz Yıldırım barışma olayına gelirsek. Aziz Yıldırım benim bildiğim kindar bir adam. Yani kolay kolay affetmeyecek bir adam. Ancak perdelerini kaldırdığında da kedi gibi bir adam. Söz konusu Fenerbahçe menfaatleri olduğunda bekleyip göreceğiz. Keşke yani 28 Mayıs öncesinde Ali Koç da Aziz Yıldırım bir araya gelse. 28 Mayıs'ta da kürsü de bir araya gelseler. Zaten ikisi bir araya geldiği zaman emin olun birileri kuyruğunu sıkıştıracak yer arıyordur. Haberiniz olsun. Birileri kuyruğunu sıkıştıracak yer arıyordur. Bakalım ne kadar sıkıştıracaklar. Hep birlikte göreceğiz. Videomuza beğeni atmayı unutmayalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.